Son günlerde istenmeyen tatsız gelişmeler ard arda geliyor. Ziya kardeşimizin önerisiyle istedim ki bunları tartışmaya açalım, gerekli tedbirleri alalım. Gözden geçirmemiz gereken durumlar varsa düzeltelim ve konseyimizin dinamik, birbirine bağlı yapısını yeniden harekete geçirelim. Bugün sizlerden farklı bir üslup istiyorum. Benim arzum, hepinizin düşüncelerinizi, varsa öfkelerinizi, kırgınlıklarınızı, varsa önerilerinizi burada açık açık dile getirmeniz. Tahmin ediyorum, hepimizin buna ihtiyacı var. Müsaadenizle ben başında bulunduğum sehemin durumunu arz ederek konuya girmek istiyorum. Hayır Necmi. Bugün tek bir gündem maddemiz var. İstanbul. Ben içinizde yaş olarak en büyüğünüzüm. Bunca badireler atlattım. Görmediğim fırıldak, geçmediğim felek çemberi kalmadı. Her şeyi kendimce anladım. Kabul ettiklerim de oldu, isyan ettiklerim de. Bir tek bir şeyin hikmetini çözemedim. Belki aranızda bunu çözenler vardır. Bizim mührümüzle İstanbul'a hükmetmeye namzet her kişi nasıl oluyor da yılını devirmiyor, ölüyor? Bu Azrail bizim semtimize uğrayamadığı için mi bu sefirlerin adresini ezberlemiş Hüsrev Ağa? Ben Azrail'in işinden anlamam. Belki anlayan vardır. Hüsrev Ağa tabii ki naili konuşuyor. Kendisi Azrail'den rahatsız haklı olarak. Ama son kertede İstanbul'da herkes rahatsız olmaya başladı bu beklenmeyen ölümlerle. Açık konuşmak gerekirse büyük baskı altındayım. Herkes ne olup bittiğini öğrenmek istiyor. Daha açık konuş Nizamettin Bey. Daha açığı şu. Biz yıllardır hukukla ve hukuksuzlukla ilişkilerimizi belli bir mesafede tutmaya çalışıyoruz. Ancak dün parti kurmak üzere bir noktadayken bugün yeraltı dünyasına ilişkin sorunların muhatabı olmak açıkçası beni incitiyor. Bu istemediğimiz bir nokta tabii. Sayın Karahanlı, eskiden bir suç işleniyordu, biz kılıf bulmaya çalışıyorduk. Şimdi önümüze hem suçlar hem kılıflar koyuluyor. Bu mızrak bu çuvala sığacak diye. Daha da açık, Nizamettin. Daha açığız ya abi. Polat Alemdar adlı kişinin Süleyman Çakır'ın ölümü vesilesiyle bir gecede 6 tane babayı öldürmesi beni rahatsız etti. Bu işin sonu nereye varacak diye düşündürdü. Bizim bir atasözümüz var. Para ürkek bakire gibidir. İlk tıkırtıda bozulur. Bu öldürmelerin en büyük yaygarası finans çevrelerinde koptu. Herkes tedirgin. Kan bize de sıçrar mı diye. Ortada bir pislik varsa herkese sıçrar. Parası olana da olmayana da. Onlar da fare tıkırtısından bile korkuyorlar. Türkiye'de ilk defa mı insanlar ölüyor? Benim anlamadığım, niye bunları böyle uzun uzun ciddi tartışıyoruz? Polat Alemdar haddini ve kendini aşarak 6 babayı öldürmüştür. Bu cinayetleri bizim bilgimiz ve emrimiz dışında yapmıştır. Konuşacağımıza bana talimatı verin, gereğini yapayım. Çakır'da alamadığın talimatı Polat'ta mı alacaksın Necmi? Benim Çakır'ın ölümüyle ne alakam var Ziya abi? Çakır ölmeyi çoktan hak etmişti. Şevko da zıpladı, Tombalacı da zıpladı, Halit de gümledi. Allah rahmet etsin. Üçü de bir şekilde senin adamındı Necmi. Damadın da hep benim adamlarımla dalaştı. Burada senin benim yok Necmi. Ziya abiye göre var ama. Benim tozum kadar beyazsın Necmi. Devam et, devam et. Yine ikiniz kafanızda bir şeyler kurmuşsunuz. Benim üstüme geliyorsunuz. Gelin, siz de devam edin. Necmi! Çizmeyi aşma. Birimiz yetmedik mi ki? Üçümüz bir olalım. Peki bana biriniz yetmedi mi ki ikinize birden düşman olayım? Benim ne alakam var Çakır'la Polat'la? Anlamıyorum ki. Polat takır takır, tavuk keser gibi adam keserken sesiniz solunuz çıkmıyor. Ben bir laf söyleyince birden aslan kesiliyorsunuz. Benim için huzuru bozan kim olursa olsun ben onu bozarım. Açık söyleyeyim, Polat'ın ölüsü de dirisi de benim işime gelir. Ölürse işlediği cinayetlerle ilgili bütün dosyaları ona ihale ederiz. Temiz toplum sloganı atarız. Kalırsa da düzeni bozan adamı topluma gösterir, taşlatırız. Millet bütün hıncını, intikamını ondan alsın. Bize ne? Ya bize doğru gelmek isterse? Polat mı? Yok daha neler. O küçümsediğin adam daha dün emmisinin yanına elinde bavulu Almanya'dan koşa koşa gelmişti. Bu sabah karşımda, öğleden sonra da konseyde. Sence bize doğru gelemez mi? Gelirse gelir Necmi. Biz bu odada kimlerle oturduk? Ziya abiyi anlıyorum. Acısı vardı. Senin acını çıkaramadım Hüsrev Ağa. Kuyruk acısı. Can çıkar, bu çıkmaz Necmi. Hastaneye gidiyorum, karşıma sen çıkıyorsun. Buraya geliyorum, karşıma sen çıkıyorsun. Bir türkü tutturmuşsun, gidiyorsun. Sen ne diyorsun Necmi? Ben Polat'ın kellesini istiyorum. Bana istediğimi verin ki sormadan almayayım. Sen kimsin bizi tehdit ediyorsun? Ben kimseyi tehdit etmem. Demeden önce yaparım. Ha. Sonra ne yaptım diye düşünürüm. Sonra bir daha düşünmem. Bu iş başka mecralara kayıyor. Toplanmamızın amacı sorunlarımızı çözmek. Sorun çıkarmak değil. Herkesin bir şekilde sorun çözme metodu var. Biz hepsine saygılıyız. O zaman Ziya Bey benden özür dileyip bu düşmanlığa bir son verecek. Hüsrev Ağa taraf olmaktan vazgeçecek. Çünkü ben onlara kardeşlikten başka hiçbir şey yapmadım. Ulan! Ben senin adam mıyım? Üstündeki adam mıyım ki? Gözümün içine bakarak beni tehdit edeceksin. Güzel! Utanmadan özür bekleyeceksin. İçine bak. Oğlum yapma. Senin oğlun yok. Gözlerimin içine bak. Yapma. Beni kimse aldatamaz. Sonuç olarak bu işte hepimiz. Şu ana kadar herkes konuştu, ben sustum. Son söz benim. Ben İstanbul'dan başka bir yerde yaşamak istemiyorum. Sanırım aynı şey sizler için de geçerli. Hepimiz dünyanın istediğimiz yerinde ikamet edebiliriz. Ancak İstanbul başka. İstanbul'da yaşamanın şartları ağır. Bu şartlara uyanlar İstanbul'da var olur. Uymayanlarsa İstanbul'da yok olur. Polat Alemdar bizim ve İstanbul'umuzun şartlarını zorlamıştır. 3'e karşı 3. Polat Alemdar'ın yaşaması yahut ölmesi hakkındaki görüşler eşit. Yarıya kaldı benim sözüm. Ben konseyimizin, yani ailemizin dışındaki her isim hakkında şüpheyle yaklaşmış ve kararlarımı bu şehre vermiş bir kişi olarak Polat Alemdar'ın özür dileyerek sözünüzü kesiyorum Sayın Karahanlı. Bütün bu gerginliğin, üzüntünün arasında sizlerle paylaşmak istediğim sevinçli bir havadisim vardı. Polat Alemdar kızımla nişanlanıp benim damadım Baris'im oğlum oldu. Laz Ziya kurttur. Bu havalar onun havası. Vadiye pus hakim. Bunların içinde en güçlüsü Laz Ziya'dır. Sözü her yerde muteberdir.